Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Deniz Özandaş'ta Köyde Yaşam kanalıma hoş geldiniz. Şimdi Osmaniye'deyiz. Abisi burası Osmaniye bağlı merkez Nohuttepe Köyü. Nohuttepe Köyü'nde evet. Ali abiyle beraber. Sivaslı Ali Bulut derler bana. Sivaslı Ali Bulut abi. Evet, Hacıoğlu çiftliği burası. Şimdi bir Ali abimiz satan Ali abi, alıcı da Ali abi. Gel Ali abi, şöyle Ali abinin yanına. İki Ali abiyi karşı karşıya getirelim. Evet abi. Şimdi burada iki parça mal var. Ali abiyi de benim videolarımdan tanıyorsunuz zaten. Ali benim köylüm. Ali şöyle geç. Evet. Benim köylüm. 50 tane kurbanlık besledi. Reklamını yaptık. Sattı kendisi. Allah bir tane bile bırakmadı elhamdülillah. Sonra o sattığı parayla dedi ki abi ben hayvan alacağım. Beraber gidelim. Pazarda Ali abiyle karşılaştık. Evet. Orada da bir toplu mal satmıştı. Sonra Ali abiyle telefonlaşıldı. Ali abi yeni bir mal getirdi. Gece indi. Sabah geldik, bu hayvanlara pazarlık var. Şimdi burada kaç parça hayvan var? Bir abi, pazarlık yapalım. 77 tane hayvanımızı Ali kardeşimize 680 liraya verdik. Hepsi erkektir. 680 liradan bunları evet. verdik. Evet. Burada şu taraftakiler. Orada 20 tane bundan bir ay büyük olan hayvanlar. Yaş bunlar, olarak bir ay büyük. Tamam. Onları da abime 915 milyon liradan vermiş olduk. Tamam, buradakiler mallar büyük ama. Mallar bize erkektir. Maşallah. Evet, Sivas Şarkışlı malıdır. Şimdi sen devamlı Sivas'tan hayvan getiriyorsun. Ben 20 yıldan beri Sivas'a çalışırım. Kışın büyük başla uğraşırım. İnek alıp satım yaparım. Yazında böyle kurbanla belki 4 ay küçük başla uğraşırız. Yani bundan sonra yine akabinde hayvan getireceksin. Devam edeceğiz Allah'a izin verirse. İnşallah. 11. aya kadar devam ediyoruz. İnşallah. Her zaman mevcut tam alırız, isteğe bağlı. Fiyat farkı olabilir, mal farkı olur. Evet. Yani 650'den 1200 kadar kuzu vardı piyasada. Yani kalem kalem değişiyor. Kalem değişiyor. Yani abi, bunun evet. haftaya getireceğim. Mesela yarın gidip getireceğim ama bundan evet. bir tık büyük olur. Yani fiyatı ona göre farklı olur. Bizim özelliğimiz şu, biz yerinden getirdiğimiz için yani biz cazip bir karına veriyoruz. Karşı taraf mutlu olsun. Ana bayi olduğunuz için yani cazip bir karına veriyorsun. Karşı taraf memnun kalsın diye abi. O zaman Ali abi şöyle diyelim. Evet. Yani Adana, Osmaniye, Kadirli, Kozan. Çalışıyorum ben. Nereden olan evet, olsun. Temin ederiz. Köylüler. Evde, aynen bizim öyle. Köylülerimiz böyle kuzu almak istiyorlarsa Ali abiye başvursunlar. Ali abi oradan toplu getirdiği için 20, 30, 40 ne kalırsa biz Allah bereket versin. Sürümden kazanıyoruz abi. Sürümden kazanıyor, ben mal başından kazanıyor. 3 günde 300 tane kurbanlık sattım. Kuzu sattım. 90 tane Kadirli pazarında verdim. 90 tane Ceyhan pazarında verdim. Onu çektik. Çektiyiz onu. Evet. Şu anda 97 tane malımıza Ceyhan'la Ali kardeşimize hayırlı olsun dedik. Allah razı olsun. Bir hayırlaşalım. Tüy başına hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Allah utandırmasın. Mustafa abi sen de gel. Bizim. Şimdi Mustafa abiyi de zaten bizim pazardan tanıyorsunuz. Kelleci Mustafa derler. Osmaniyeli kendisi. Tanımış biz Osmaniye'mizi. Valla ben aradım, dedim ki Mustafa abi, Ali kardeşimiz köyden diğer Ali abimizin yanına geliyor Osmaniye'ye. Dedim ben ekmek almaya gelsem Osmaniye'de seni bulurum dedim. Beklerim. O da geldi. Arayı buldu. Bize de faydası oldu. Sana da faydası oldu. Allah razı olsun. Sağ olun, iş bitirici adamdır. Herkes için. Aynen öyle. Şimdi Ali abi sen telefon numaranı söyle ki seninle irtibata geçmek için. Telefonu 0535 517 24 17. Tamam, Ali abinin telefonunu alın arkadaşlar. Şu parçayı da çek. Çektim o parçayı. Şimdi bize biraz bu kuzulardan bahset. Şimdi alacak olan insanlar bu kuzuları ne yapması lazım? Yani kısa vadede mi satması lazım, uzun vadede mi? Öncelikle bu kuzuları Sivas'tan, yaygıdan geldiği için tamam. kuzularımızın gereken tedavilerini veteriner kontrol altında yapsınlar. Tamam. Öncelikle sıcaktan soğukta sıcağa geldiği için bunların ciğer inmesini bizden alması önemli değil. Kim ne alırsa alsın arkadaşlarımız. Kuzunun ciğer inmesini yapsın arkadaşlar. Hadi çekek de. Bir o şekilde bu kuzu şu an bir çeyrek altın parası değil bile. Bu kuzu kurban Allah azze verirse hemen hemen tüm altını geçecek. Evet. Çünkü biz de bunu geçen sene aldık. 800 liraya aldık. 3000 liraya kurbanlık sattı tokul olarak. Evet. Yani bunu yapan adam gerçekten bundan ekmek yer arkadaş. Peki bunu alan adam şimdi bizim biliyorsunuz burada artık bozmalar başlar. Evet. Mısır bozması, soya bozması, mutlaka fısık bozması. Bunları. Bu yayılacak en değil mi? En azından 11. kadar mutlaka serinlikle yayacak. Eğer şey yapmak isterse bir en önünde arpa verirse, yaladırsa hayvan gücünü daha güzel toparlar. Peki şimdi sen bu Ali abinin yerinde olmuş olsaydın, bu malı sen almış olsaydın. Evet. Sen bu hayvana şu 3 ay kadar bir bozma var ya. Evet. Bu bozmaları yedirip karını bulup satmayı mı hesaplı bulurdun, yoksa seneye kadar bekletir miydin? Satmam. Niye satmam? Tam yetiştirdim. Tam yetiştir. Emeğini çekmişsin, malı yetiştirmişsin. Ben o hayvanı sana kurban erken geliyor. Ondan sonra 4 ayda yemlediğim zaman şu hayvan otomatik ben en kötü şey 2500 lira. Aynen. Şimdi bu adam benden aynen, almış aynen. 700 lira.
%10 masrafı 800 lira. Bunu satsa 2 ay sonra 1000 liraya satar, 1100 liraya satar. Kar oranı yani mal başı 250 kazanır. Ama bu hayvana 4 ay daha baktığı zaman otomatikmen 1000 liranın üstünde kar hakkı var. Peki bu hayvanların şu anda baktığımız zaman hepsi hemen hemen aynı ayak. Bunlar şu anda kaçıncı ayın kuzuları oluyor tahminen? Abi Mart'ın 20'sinde doğdu bu kuzular. Mart 20. Evet. Mart 20 kuzusu. Mart 20 ile Nisan 5 arası doğan kuzular bunlar. Anladım. Hemen hemen hepsi aynı kalem mal. Evet, aynı. Şöyle de bir... Onları röportaj yapsın da. Evet, biz abi. De şöyle bir görelim hayvanları bir açın çekilsin. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Böyle dur yersin böyle. Beni hiç aramıyorsunuz ha. Sen numaranı belki de bir duymuyorlar. Söyle numaranı sen. 0541-365-95-22 Osmaniye'den Kelleci Mustafa. Seni zaten Ceyhan Pazarı'nda çok tanıdılar. Allah da var olsun. Seni de çok seviyorlar. Allah razı olsun. Sen iş bitiren, aza kanaat eden bir insansın. Ben de seni çok seviyorum. Allah da sevsin inşallah. Şurada. Abi şunları da çektin mi acaba? Onları da bir çekeyim. Gel abi. Bunlar... Bak şu hayvanlarımız 40 kilo, 45 kilo civarında arkadaşlar. Böl maşallah. Bu hayvanlarımızda 915 lira verdik. Bunlara 915'e gitti arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kuzuculukta, kurbancılıkta, yani koyun beslemede nasıl para kazanılır? Yani Ali kardeşimiz bizim köylü, evet bizim Ali kardeşimiz ufak olarak hayvanları almıştı daha önce. Onları otlattı, sonra kurbanla 2 ay kala besiye çekti. Ondan sonra da kurbanda sattı 2100 ila 2300 lira arasında. Ondan sonra o parayı sattığı paraya hemen hemen bir mal karşılığında bir kurbanlık 3 tane kuzu aldı arkadaşlar. Yani para bu şekilde kazanılır. Şimdi Ali ne yapacak? Ali bunları Bozma'da yayacak. Bozma'da yayacak. Yaklaşık 3 ay yem vermeden bunlara, bir kuruş yem vermeden bakacak. 3 ay sonunda da hayvanlara ot bitmez. Yani kuzunun yaylımı bitmez. Kuzunun yaylımı bitmediği için de bir öğün yemleyip bir öğün otlatacak. Sonrasında ne yapacak? Sonrasında da kurbana kadar besleyecek. Şimdi Ali bunlar gider gitmez ciğer iğnesi. Ondan sonra ve bu karma aşılar var. 9'lu karma, 8'li karma, 7'li karma, 10'lu karma, 4'lü karma. Artık hangisi uygunsa bu karma aşılarını neden yapıyorlar? Hayvanlar bozmaya çıktığında darı taneleri düşüyor biliyorsunuz. Soya taneleri. Ondan sonra fıstık taneleri. Bunları yediği zaman hayvanlar sıkıntıya girmesin diye. Yani tenelemesin diye arkadaşlar. Ali hayırlı uğurlu olsun. Gel. Allah'ın hayırlı olsun. Evet. Ali. Çok güzel bir onu Ali. Gönlüne göre verdi. Ali onu arkadaş tutsun da sen gel yanıma bir. Öyle dur. Şimdi sen ne yapacaksın Allah nasip ederse bu hayvanları aldın. Sana kurbanlıkların, bir kurbanlık sana hemen hemen burada 3 kuzu aldırdı. Bunları şimdi nasıl yapacaksın? Ben seni hep yemsiz ve az maliyetle kar yapan insanlar arasında örnek gösteriyorum. Şimdi bunlara ne yapacaksın? Aldın. İlk iş tedavilerine başlamak. Ciğer iğnesidir. Karma aşıları. Karma aşısıdır. Keretme dediğimiz haftır. İç parazit, dış parazit. Dış parazit için bunları kullanacağım. Hafta tabii birer hafta arayla bunu yapacağım. Allah kısmet nasip ederse en kısa zamanda, serin zamanlarda da yaymaya çıkartacağım bunları. Yaylımı alıp bir avuçta ne kadar sürer? Ne kadar sürer o yayma, bozma? Yani yemsiz bakacağın ayı söyle bize. Aşağı yukarı 2,5-3 ay rahat sürüyor. 3 ay yemsiz bir şekilde bunlara bakacaksın. Ondan sonra kademe kademe azar azar yemleyip çayıra kendini atana kadar. Çayıra attıktan sonra da benim... Çayır dediğimiz zaman da ilkbahardan sonra yani Mart gibi. Evet. Orada yine yem yok o zaman. O zaman da belli bir zaman yemini yedikten sonra belli zaman geçtikten sonra tekrar içeriye besiye alınır ve kurbana hazırlık olur. Temmuz'un 20'siydi bayram. Seneye ne olacak?
Temmuz'un 10'u aşağıya. Temmuz'un 10'u. O zaman sen Mayıs'ın sonuna doğru hemen hemen bunları besleye çekeceksin tekrardan. Mayıs 15-20 olabilir. Bak bu yayınımız çok önemli. Bizi devamlı takip edecekler. O yüzden kurbanlık olduğu zaman da bunları göstereceğiz inşallah. İnşallah. İnşallah abi. Yani bakalım nasıl olmuş. Şu anda bunların ortalama o iki parça mal aldın. O ilk parça mallarımız 35-40 kilo gelir değil mi? İlk ufak olan 20 parça. 35 kilo diyor. 35. Bunlar da 40 kilo üzeri. Ha bunlar 40 kilo. 20 parça olan 40. Diğerleri de 30-35 kilo arasında. Yani tahmini kurbana kadar buna baktığı zaman bu hayvanlar ne gelir canlı ağırlık? 85 kilo. Denenmiş abi yıllardan beri bu. Yeter ki ne bak. Sivas'ın malı kurbanda 85 kilo. Bir de benim hoşuma giden ne oldu biliyor musun? Şu hayvanların kuyruk yapısı ya. Yani şu hayvanların kuyruk yapısı çok hoşuma gitti. Dirsekten yukarı bak. Dirsekten yukarı. Kuyruk değil yani. Salak kuyruk değil. Van beyazı gibi değil abi bak. Van beyazı. Salak kuyruk değil. Salak kuyruk değil. Anladın? 45. Tamam atar mı? 45. Tamam yeter. 52 lan. Tabii 2 tane daha yukarı sen. Para boş. Tamam atar. Hadi gidelim. Bir de Ali abi, şimdi mesela hayvan alacak insanlar neye dikkat etmeli? Geldik mesela, seninle alacağız. Neye bakmalı? Abi, hayvana şu ağız su, mesela şu ağızların yara para olmamalı. Yara priz olmaması lazım kardeşim. Tamam. Çünkü ciğer karınları çekik olmaması lazım. Karınlar çekik olduğu zaman hayvana ciğer sıkıntısı var. Ciğer sıkıntısı var. Başka kuyruk yapısı? Kuyruk yapısı sallak olmayacak böyle. Tamam. Yani kuyruk yapısı topak kuyruk olması lazım. Tamam. Bu kangal kuzular için geçerli olan. Evet. Tabii her yörenin hızı değişik olur arkadaş. Evet. Şu anda bu hayvanlar gayet sağlıklı. Şu hayvanlarımız Ceyhan Allah izin verirse götüreceğiz. Aynen. Evet. Seni orada da karşılarız inşallah. Evet. İnşallah. Evet arkadaşlar. Şimdi alan da satan da hayrını görsün inşallah. Aynen. Tekrardan. Büyük başı hayrını görsün. Allah utandırmasın. Allah razı olsun. Aynen. Allah razı olsun. Kapat oğlum hadi. Evet, şimdi Nazım Bey yeni köye getirdik hayvanları arkadaşlar. Yaklaşık 100'e yakın hayvan, 97 tane hayvan var. 20'si ayrı parça. 77 tane de ayrı parça var. 97 hayvan. İnşallah sağ salim gelmişlerdir. Hayvanlar yata yata gelmiş. Gelsin Ali abi. Gelsin balı sayısına kaçacak. Gelsin. Gel abi gelsin. Burada indirken sayak burada sorulmasın gelsin. Hem şuraya gel tek tek gidiyor ya. Bire sayak tek tek gidiyor. İki seneye bir de. Sen şurada abi sen sayak. Şu an indirsin. Mehmet gel benim abi. Mehmet gel. Sen de saymalım. Gelsin abi. Her şey gitsin. Hayvanlar yolda gelirken büyümüş biraz.
97 Allah hayırlısın Ali 97 mi? Allah hayırlısın. Tamam. Sağ ol Selamet Mahmut. Evet arkadaşlar, Türkiye'nin her yerinden bizi izleyenler var, dünyanın her yerinden izleyenler olduğu gibi. Bizi izleyen arkadaşlara da söyleyelim, bizi Niğde'den, bizi Ankara'dan, Eskişehir'den, Muş'tan, Ardahan'dan, Diyarbakır'dan, Erzurum'dan arayanlar var. Onlar da bizden keçiydi, koyundu istiyorlar. Yardımcı oluyoruz onlara. Ali kardeşimize yardımcı olduğumuz gibi. En hesaplı şekilde almaya çalışıyoruz. Tanıdıklarımız var bizim. Çünkü onlar çoluklarının çocuklarının rızıklarını bu işe bağlıyorlar. Onları kandırmadan, sahtekarların eline düşürmeden aracı oluyoruz. Onları hayvan sahibi yapıyoruz. Hayvan sahiplerinin de hayvanlarını değerlendirmiş oluyoruz arkadaşlar. Toplamda 97 tane hayvan var burada. 20'si zaten 917'ye geldi. Diğer 77'si de 680'e geldi. Üst üste koyduğumuz zaman yemiydi, iğnesiydi, pardon yoluydu, iğnesiydi 750'şere falan gelmiş olacak üst üste. Evet çocuklar, hayırlı uğurlu olsun. Sizin oldu bunlar. 50 taneydi, 100 tane oldu maşallah. Eyvallah. Bakacaksınız değil mi? İşte üç oğlum benim çocukların başlıyor. Çocukların rızıkları bir şekilde çıkıyor. Siz okula başlayacaksınız değil mi? Artık bütün çileyi annenle baban çekecek. Annem, ablam Gülgül'le ben de odama başlıyor. Hadi gelin kapıyı kapatın bakalım. Arkadaşlar sizler de ararsanız bizi, kangal kuzuların şu anda maliyetini 750'şer liraya bitirdik bu hayvanlara. 750'şer liraya. Kangal kuzu, ivesi kuzu, ondan sonra Halep keçisi, bu tarzda hayvanları bizden almak isterseniz biz yardımcı oluyoruz, aracı oluyoruz. Sizlere en hesaplısını, en uygununu, en kalitelisini bulup sizlere gönderiyoruz. Ardahan'a götürdük, Muş'a gitti. Denizli'ye gitti. Ondan sonra Sivas'a gitti. Daha aklımıza gelmeyen birçok yere hayvan gönderdik. Bize telefonumuzdan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Benim telefon numaram zaten WhatsApp'taki profilimde var. Oradan görürsünüz. Şimdi geçelim bakalım alan ve satanların yanına. Soğuk ayran içmeden göndermeyiz. Tabii canım. Orada çayımızı içtik. Siz de kaçak çay içtik. Şimdi burada da soğuk ayran inşallah içilecek. Paralarını alacaklar arkadaşlar. Alan memnun, satan memnun bir şekilde helalleşip onlar yollarına gidecekler. Biraz önce orada bahsettiğim gibi arkadaşlar, eğer ki sizler de böyle şey isterseniz, hayvan isterseniz, hayvan temininde hiçbir sıkıntı olmaz. Şöyle geçeyim ya. Gel acaba. Vallahi maşallah ayran da uzunmuş, tam içilecek ayranmış. Ali abi. Herhalde süt dışarıda kaynamış. Çok güzel bir ayran. Benim işim inekçilik ya. Evet. Kışın alalım bize ineklerini alırız. İçine buzla atmış. Adana sıcağında başka ne içilir? Başka hiçbir içilmez. Doğal, en güzel doğal organik içecek bu abi. Ne kola gibi ne şey gibi her şeyden üstün bir içecek. Yolda gelirken söyledim. Dedim ki hemen dedim bir ayran yapın da soğuk ayran. Çünkü bizim hararetimiz şimdi bu alır. Elhamdülillah. Kaç yıldır bu işin içindesin Ali abi? 20. Askerden geldim 2000 yılında. Babam hacı yolladık gelince. Babam bu işin mesleği, babam mesleği bu. Babam gitti geldi haca yolladık, ondan sonra bıraktı. Ben daha bu işi yapamadım. Çünkü insanlar, bazı insanları illa ki teşvik ettiler. Yalana teşvik etmeye çalışıyorlar. Diyor ki yaptığın bir alışverişte bu bizim dini kuralımız.
Diyor ki bir hayvanın kusuru varsa söyleyeceksin. Onu söylemek zorundasın. Satamazsın ama söyler, karşı taraf kabul ederse satabilirsin. Aynen öyle. Şimdi sen ne dedin? Benim 97 mal içerisinde bir tane dişi var. Dişi var dedin. Ben onu gördüm. Ondan ben sonra... bunu sana söylemeyebilirdim de. Ama sen bunu gördüğün de, zaman... Sana gelirken de belki bir söylemedi belki sana. Bana söylemediler tabii. Ben onu gördüm. Sen onu yarın şurada göreceksin. Ya bu utanmıyormuş. Bak bir şişt desin ben ne yapacağım? Oradaki alacağın kazancın 3-5 neyse haram gelecek. Abi aynen öyle. Abi, helal olsun. Biz her zaman sözümün arkasında. İkinci de çıksa aynı lafımızın arkasında. Olur insan al iki de çıkar. Yani. Beş de yani çıkar. Bana söyleme. Şimdi orada tek tek. Bunlar küpe vururken yatırıp vuruyorlar abi. O zaman görüyorlar. Demek ki boya vuruyorlar. Boya vuruyorlar. Ekeri sahibinin tek şekli o şekilde. Arkasında mavi boya vurmuşlar. Çocuklar. Kardeş ayranımızı içtik. Allah bereket versin. Hararetimizi aldı. Gel şöyle. Ortamıza da gir. Bismillahirrahmanirrahim. Ali abi bir çanta dolusu parayla geldin. Biz burada parayı saymadan bitirelim. Şimdi 97 tane mal aldık. 20'si ayrı parçaydı. Evet. 917 civarına falan geldi. 77'si ayrı parçaydı. O da 680'e geldi. Toplasan Ali'ye aşısı şuyu buyu 750'ye belki üst üste gelecek. Aynen öyle. O yüzden herkese buradan selam, sevgiler. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşça kalın diyoruz. Alan da hayırlı olsun, satana da hayırlı olsun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ olun. Tepede bekliyoruz. Annem çocuklar al içeri. Hadi. Hadi güzel. Yemin. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bir ayran daha dolduralım. Bize tam o amirken düşünmesin.